Günaydın. Hoş geldiniz. Al bakalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın Sibel. Hemen dosyaları getir bana. Toplantıya geç kaldım. Çabuk ol. Tamam efendim. Ferhat Bey nerede? Getir Sibel. Hepsi tamam değil mi? Tamam efendim. Patrona hesap vereceğiz. Aman bir eksik olmasın. Eksik yok. Alo? Köyden akrabanız arıyor. Kim? Durmuş diyor. Amcam. Şimdi sırası değil, sonra arasın. Hı hı. Sonra arar mısınız? Önemliymiş efendim. Anneniz İstanbul'a geliyormuş. Durmuş amca, annem mi geliyor? Yola mı çıktı? Kaçta bindi? 4'te burada olur. Tamam, ellerinden öperim. Allah Allah. Annem şimdiye kadar hiç gelmedi. Nereden aklına esti tam da bu telaş içinde? Toplantı bugün çok uzun sürecek. Bana hatırlat da gidip otogardan alayım annemi. Peki. Sen neredensin? Denizli'den. Kimin var İstanbul'da? Oğluma gidiyorum. Ben de oğluma gidiyordum. Çok sever de kabağı. Ona götürüyor. İki de torunum var. 5 senedir görmedim. Bir kere Ferhat'ım tatilde köye getirmişti onları. Oğlumun, torunlarımın hasretine dayanamadım. Kalktım yola çıktım. Güzel. Ferhat beni garajda karşılayacak. Benim oğlum bir şirkette müdür. Ama kocaman bir müdür. İyi, iyi. Gir. Özür dilerim. Özür dilerim. Ferhat Bey, geç gelmeyi alışkanlık haline getirdiniz bakıyorum. Özür dilerim efendim. Bu telaşın, paniğin sebebi fabrikadaki üretimin yavaş olmasından, işçilerden olması gereken randımanın alınmamasından mı, yoksa görüşmelerdeki sakarlıklarınızdan mı kaynaklanıyor? Hangisi acaba? Efendim, annem geliyormuş da onun için geç kaldım. Peki, raporunu dinleyelim. Tabii efendim. Evet. Fabrikamızın üretim kapasitesi geçtiğimiz... Affedersiniz. Dediğim gibi, fabrikamızın üretim kapasitesi... Hürmetten geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Sağ olasın kaptan. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin anacığım. Gözümüz yollarda kalsın. Gel, ver. Bak kardeş, bu benim oldu. Hadi çabuk olun. Tamam, sağ olun. Tamam. Şimdi benimki de gelir. Oldu, iyi günler. Güle güle. Tamam. Taksi. Taksi.
arz ederim efendim. Evet arkadaşlar. Raporlarınızı dinledim. Gerçi her şey kağıtlarda güzel ve hoş görünüyor. Ama bize yakışan ihracat adetlerini arttırmak. Gelecek toplantıda en az 1 milyon adet daha arttığını görmek istiyorum. Bunların önlemini almalıyız. Bu konuda kesinlikle mazeret istemiyorum. Herkesten iyi haberler bekliyorum. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Tabii efendim. Sözüm özellikle sana Ferhat Bey. Peki efendim. Fedakarlığın için teşekkür ederiz Ferhat Bey. Vallahi bravo. Patronun bütün fırçalarına canla başla göğüs gerdin. Gel içeri, dışarıda kal. Hava soğuk. Oğlum sağ ol. Şimdi oğlum gelecek. Onu bekliyor. İçeride bekle teyze. Yok. Gelir beni göremez falan da. Görür görür. Gel. Beni arayan oldu mu? Cebiniz kapalı galiba. Hay Allah, evet. Otogardan aradılar. Anneniz İstanbul'a inmiş. Hangi otobüste gelmişti? Hay Allah. Sormadım da. Köye telefon etsen hangi firmayla gelmiş? Peki. Ah sağ ol. Sağ ol çocuğum. Adresi var mı? Adresi var ya. Tut bakayım şunu. Olacaktı. Adressiz olur mu? Ah, bu değilmiş. Ha, bak. O zaman atla bir taksiye git. Belli ki işi çıktı. Ha, doğru haklısın. Bana telefonda habire çok işlerim var. Çok işleri var anne deyip duruyordu. Heh. Dur ben sana taksi çağırayım. Çağır çocuğum çağır. İşlerim o kadar yoğun ki. Ah anne, niye böyle uygunsuz zamanlarda gelirsin ki? İnsan önceden haber verir. Buyur. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Güle güle. Biraz evvel taksiye bindi. Eve gitti. Buraya kadar gelmenize gerek yok. Neyse eve gitmiş. Nasıl unuttum ya? Buyur, aradığın adres burası teyzeciğim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen de. Acaba burası mıydı? İnşallah karıştırmıyorumdur. Peki hatırlayamıyorum ama. Neyse. Bir zile basayım hele. Ay geçen de bir butiğe gittim Güngör'le. Çıldırmış bu modacılar. Merci. Yaz kıyafetlerini bir görseydiniz. Ay ama bir tanesi o kadar hoşuma gitti ki. Ay, dedim ki Güngör'e. Zil çalıyor Aydan. Ferhat geldi galiba. Kalkalım mı biz? Yok canım. Onu yukarı alırım ben. Aldım biz kaynatmaya devam edelim kız. Anahtarın yok mu hayatım ya? Evde misafirlerim var. Benim güzel gelinim maşallah. Sen... Ben geldim ya. Sizleri pek özledim de. Hoş geldin. Aa, büyüklerin eli öpülür kızım öyle olur mu? Hadi öp bakalım öp. Ay dur ben de sana sarılayım yavrum. Benim dünyalar güzeli gelin. Ceylan gözlüm. Yavrum. Üf, tamam tamam. Geç içeri. Kapıda bekleme. Niye haber vermedin? Şöyle geç. Torunlarım nerede? Odalarında. Aa, misafirlerim varmış kızım. Selamun aleyküm. Al bunu kızım.
Ferhat'ıma getirdi. Bu ne böyle? Mutfağa koyalım anne. Şöyle bırak. Bak sana ne getirdim. Sana kazak ördüm. Bak çok güzel. Yazma getirdim. Kendi ellerimle oyaladım. Bak. Tamam anne. Sonra bakarız. Kusura bakmayın. Rica ederim. Rica ederim. Ay Aydan. O kabak da ne? Kim bu kız? Köydeki kaynanan mı? Ay ne komik. Ay evet. Kabağa bak kabağa. Kız o kabak belki sihirlidir. Kül kedisi masalındaki altın arabaya dönüşen sihirli kabak olmasın sakın. Çekil, al, al. Geber, sen de öl. Sen de geber. Sen de geber. Al, al sana. Yavrum, al, benim güzel torunum. Görmeyeli kocaman olmuş. Yavrum. Çekil yanımdan. Belki... Sen de geber. Yavrum. Al. Beni tanımadın mı? Babaanneni tanımadın mı yavrum? Dur dur, şunu da öldüreyim. Bak sana ne getirdim. Kışın sıcak tutar. Senin için kendi ellerimle ördüm. Baksana. Sonra bakarım babaanne, şunları öldüreyim. Amanın benim torunuma. Neler de bilirmiş. Rahmetli deden görseydi. Sandı. Vay anam vay dert. Gözü Şeşmeş Ahmet'in gözleri gibi. Na böyle erik gibi açılırdı. Yavrum. Ol. Belki benim. Dedesi kılıklı senin. O da böyle senin gibi işe kaptırdı mı kendini. Dünya yıkılsa umurunda olmazdı. Serap ablan nerede? Aşağıda. Bak, ol. Bunu giy ama senin için ördüm. Tamam mı? Al. Al şunu. Geber. Al. Zamane çocukları. Al şunu. Geber. Güzel torunum benim. Serap, beni tanımadın mı yavrum? Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk yavrum. Şuna bakın şuna. Büyümüş de neler çalarmış. Senin deden vallahi kaval bile çalamazdı yavrum. Ay görmeyeli kocaman kız olmuşsun sen. Kaşı kalem, gözü badem, canım torunum benim yavrum. Ha Serap, bak sana ne getirdim. Kendi ellerimle ördüm. Çok yakışacak sana. Bırak beni, ben ne yapayım bunu? Konsantremi bozma. Bakıyorsun. Ay çok komik kayınvaliden var Aydancığım. Kabak getirmiş sana. Ay geleceğini bile söylemedi.
Hep böyle görgüsüz. Lafını sözünü bilmez. Ay bize selamünaleyküm dedi. Televizyona çıkar kız. Vallahi bütün milleti güldür. Evet. Düşünebiliyor musun? Can da kabakla ekrana çıkıyor. Selamünaleyküm. Ay kabakçı teyze. Ay, ay çok komik. Çok komik olur. Kabakçı biliyor musun? Ay kabak teyze. Ay çok. Hayır çağırmadım da. Ne işin var senin İstanbul'da? Yarın bir yolunu bulur gönderirim köyüne. Yok kız gönderme. Yazık. Eğleniriz biraz. Kabak teyze deriz. Kabak teyze. Bir de tarihte kabakçı Mustafa olacaktı değil mi? İsyan falan çıkarmıştı. Karnından da seni isyan ettirmesin. Ah şaşkın. Ne işin var senin burada? Dön köyüne. Dön. Millete ne rahatsızlık veriyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem geldi mi? Geldi geldi içeride. Anne. Ah, anneciğim. Leyla'yı bir gördüm orada. Öyle Leyla mi? Beni bir gördü. Ah. Tabii kıpkırmızı oldu. Kalır tabii. Yalan yok. Söyle yalan söyle. İşte böyle yakalandı bana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Annem nerede? Bilmiyorum. Buralardaydı. Anne. Aydancı, biz kalkalım artık. Biraz daha otursaydınız. Yine otururuz canım. Yok yok gidelim gidelim biz. Mahvedeceğim hepinizi. Berk babaannen nerede? Al sana. Berk. Babaannen nerede? Bilmiyorum. Al. Al sana. Geber. Sen de geber. Güle güle. Yine beklerim. Canım. Gelecek sefer de biz de toplanıyoruz. Bak kabakçı teyzeye getirmeyi unutma tamam mı? Ay çok komik kadın. Bay bay şekerim. Ay çok komik ya. Kabakçı teyze. Çok komik kadındı değil mi? Sorma sorma. Valla. Serap kızım babaannen nerede? Serap! Ne? Babaannen nerede? Ben nereden bileyim? Anne! Anne! Aydancığım nerede annem? Baktın mı odalara? Hepsine baktım. Kızın yanında da yok.
Tuvalete falan girmesin. Orada da yok. İyi ama geldi, içeri girdi, çocukların yanına çıktı. Ferhat'ım. Güzel oğlum benim. Sakar o. Mutlaka ters bir şey söylediniz. Hanginiz kırdı annemin kalbini? Hanginiz? Ne diyelim canım? Biz ne yaptık şimdi? Annem nerede peki? Yerin dibine girmedi ya. Hanginiz kırdı annemin kalbini? Baba, hanginiz? Oyun oynayacağım ben. Kes! Başlatma oyununa. Serap! Yoksa sen mi? Kıza bağırma Ferhat. Ne oluyor sana? Çıkar şunları. Ne var baba? Ne oluyor ya? Nerede annem? Nerede? Ay Ferhat, neden bağırıyorsun? Kes! Çok seviyorsan anneni evde olsaydın. Ne bileyim biz nerede olduğunu? Zaten beni arkadaşlarımın önünde rezil etti. Kocaman bir kabakla gelmiş. Elinde kocaman kabakla girivermez mi içeri? Rezil oldum. Benim için getirmiş canım annem. Muhakkak bir terslik yaptınız. İlgilenmediniz. O da alındı geri gitti. Ne yaptınız anneme? Ne yapalım canım? Canım annem ilk defa geliyordu bize. Bak sürpriz yapmak istemiş. Torunlarını, seni, beni özlemiş gelmiş. Ama biz onu... Biz onu... Anne. Annem. Anne. Anne. Tamam Ferhat. Anne. Mahalleyi telaşlandırma. Gir içeri, köyüne dönmüştür. Onu geri getirmeliyim. Ferhat! Ferhat! Nereye? Otogara gidiyorum. Artık köye de dönemezsin. Konu komşu... Dost düşman ne demezler. Akşam gitti, sabah geri geldi. Oğlu evinden kovdu demezler mi? Yok. Yavrumu el alemin diline düşüremem. Olmaz. Ne yapacağım peki? Kalıverdin mi ortalıkta? Koca şehirde nerede barınacaksın? Gel bırak inadı. Sen büyüksün. Onlar çocuk. Hadi dön. Yüzüne tükürseler de çal yine kapılarını. Olmaz Nazife, olmaz. El kızı çelmiş işte oğlumun aklını. Yok. Otogara da gelmedi. Galiba trenle gitti. İstanbul'da gideceği bir yer yok. Yol bilmez, yer bilmez. Trenle gitmiştir. Öyle dedin ya. Ya gitmediyse? Sokaklarda başına bir şey geldiyse? Ne olurdu sanki biraz ilgi gösterseydiniz? Babaanneniz çok hassas ruhludur. Onu çok kırmış olmalısınız.
Yoksa terk etmezdi. Sizin babaanneniz ilk defa geliyordu. Ne olurdu babaanne deseydiniz, sarılsaydınız? Ne olurdu sahip çıksaydınız? Bu kabak mı rezil etti seni? Kabak sevdiğimi bildiği için getirmiş. Bahçemizde çok kabak olurdu. Ama ben küçükken kabağı hiç sevmezdim. Bir gün bana bir masal anlattı. Zamanın birinde bütün ülkeye korku salan bir dev varmış. Bir gün Keloğlan demiş ki, dövüşeceğim devle. Kurtaracağım ülkemi. Geçmiş devin karşısına. Ama dev bir tokat vurmuş. Keloğlan uçmuş uçmuş bir tepeye konmuş. Derken Keloğlan'ın yanında bir ihtiyar belirmiş. Bir kabak uzatmış. Ey Keloğlan, devi böyle yenemezsin. Meğer ki bu kabaktan yiyesin. Keloğlan da kabaktan yemiş. Yürümüş devin üzerine. Bir yumruk vurmuş. Devi yıkmış yere. Ülkesini kurtarmış o kabak sayesinde. Bu masaldan sonra güçlenmek için hep kabak yedim. Saçma. Saçma ha küçük hanım. Saçma ha. Sizin için anlamlı olan ne? Hep benim yüzümden. İnsanı bilmiyorsunuz. Ferhat ne oluyor sana? Kızı niye azarlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam artık yatalım. Çok gerekirse köye gider alır gelirsin anneni. Hadi çocuklar. İmtihanı iyi geçti değil mi? Tabii iyi geçer. Geçmez mi? Benim oğlum da zehir gibi akıl var. Biraz sakar ama. Bu da kedinin hakkı. Ana ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? İmtihanı yetiştik ya oğlum. Beni sırtında taşıdın. Koşturdun. Benim için canını verecektin ana. Hepsi bitti Ferhat. İmtihan iyi geçti ya. Benim oğlum koskoca müdür olacak. Ben başka bir şey istemem. Büyüyünce ana, elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Seni ben de sırtımda taşıyacağım. Etrafında pervane olacağım ana. Seni en güzel evlerde oturtacağım. Nereye gitsem, ne kadar büyük adam olursam olayım, seni yanımdan ayırmayacağım. Gelinin, torunların hizmet etmek için yarışacaklar. Sen iyi ol da. Ben başka bir şey istemem Ferhat. Eğer unutursam ana, sana sırtımı dönersem, Allah beni kahretsin. Boynum kırılsın. Sana of dedirtirsem, Allah alsın benim canımı. Ferhat'ım, ben sana of der miyim yavrum? Sen imtihana girdin. Kazanacaksın inşallah. Çoktan hakkını ödedin bana yavrum.
Yemin ediyorum ana. Yemin billah. Hoş geldin oğlum. Aman oğlum, içme şu zıkkımı. Ciğerlerine yazık. Senin bir derdin var. Yoksa böyle bir havada kendini benim gibi atmazdın buralara. Atma içine yavrum. İnsana söyleyemeyen dağlara taşlara söyler. Anlat oğlum, nedir derdin? Annemi arıyorum teyze. Yıllardır arıyorum. Küçücük bir bebekken bırakıp gitmiş. Kendimi bildiğimden bu yana annemi arıyorum. Memleket memleket, şehir şehir dolaşıyorum. Dolaştığım yerleri belki bulurum diye bir daha dolaşıyorum. Annemi arıyorum teyze. Anneciğim. Ama bulamıyorum. Belki ölmüştür. Ondan bulamıyorsundur. Ölmedi. Annem ölmedi. Bir ana nasıl yavrusunun öldüğünü hissederse, bir evlat da annesinin yaşadığını öyle hisseder teyze. Annem yaşıyor. İliklerimde, kalbimde, saçımın her telinde hissediyorum annemin yaşadığını. Kavuşacağımı biliyorum. Yavrum, istersen beni de bir anan say, ha? Olmaz teyze. Yalandan ben kimseye anne demem. Benim annem yaşıyor. Kendi annemin göğsüne yaslanmak. Ona bir kerecik olsun anne, anne diyebilmek istiyorum. Dolu dolu yüreğimden kopan bir anneciğim dedikten sonra isterse kovsun beni. Tekmeniz, itsin, kalksın. Annemin yüzüne bir kere anne diyebileyim. Annemi o kadar özledim ki. O kadar özledim ki. Ben gideyim artık. Annem bir yerlerde dolaşıyor olabilir. Bir kez daha bağlasana. Sabahtan beri üç oldu konuştuğunuz efendim. Sana bağla diyorsam bağla. Tamam efendim, hemen bağlıyorum. Anneciğim. 40 yılda bir yanıma geldin. Özledin, görmek istedin torunlarını. Şu benim yaptığıma bak. Bu Sakaroğlu'nun yaptığına bak. Neredesin? Neredesin? Alo? Amca yine ben. Tamam anladım. Annem köye gelmedi ha? Yok amca kaybolmadı. Bir yere kadar gitti. Merak ettik. Endişelenmeyin. Birazdan gelir. Biliyorsun ben biraz evhamlıyım ya. Hadi iyi günler. Neredesin anne? Neredesin? Tamam Ferhat Bey. Annenizin fotoğrafı bizde kalsın. İnşallah kısa zamanda buluruz. Tekrar soruyorum. Kaybolduğundan emin misiniz? Belki bir komşuya falan gitmiştir. Annem İstanbul'da kimseyi tanımaz. Elinde evin adresinden başka bir şey yoktu. Köye de gitmemiş. Yaşlı kadın, kayboldu işte. Merak etmeyin. Biz size haber veririz. Siz şimdi evinize gidin. Teşekkür ederim komiserim. Alo.
Tamam. Ferhat Bey. Bir gelişme var. Bir kadın bulunmuş. Kimliği belirsiz yaşlı bir kadın. Annemizin yaşında. Bu resme uygun. Nerede? Hastanede. Hastanede mi? Sahipsiz yaşlı bir kadını araba çarpmış. Anlattığınıza göre annenizin tarifine uygun. Değil mi? Evet. Durumu ağır mı? Anneme bir şey olmuş mu? Telaş etmeyin. Bakalım anneniz mi? Ölmüş mü? Neden söylemediniz? Durun, durun, sakin olun. Belki anneniz değildir. Anneciğim. Kadıncağız daha yolda ölmüş. Üzerinde de kimlik yokmuş. Allah'ım. Ferhat Bey, kendinize gelin. Sakin olun. Ölüm Allah'ın emri. İyi bakın. Anneniz mi? Aç bir daha baksın. İyice bakın Ferhat Bey. Başınız sağ olsun. Sakin ol. Cenazeyi ne zaman alacaksınız? Nereye gömmeyi düşünüyorsunuz? Sağlığında anamın kıymetini bilemedim. İstanbul'a gömeceğiz. Mezarını sık sık ziyaret mümkün olsun. Sakin olun Ferhat Bey. Metin olun. Allah sabır versin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Min şerri ma halak ve min şerri gasin idâ vekab. Ve min şerri nefâsat fil uqad. Hadi gidelim. Ve min şerri hasidin idâ hasid. Bırak beni. Bizi affet hayatım. Özür dileriz baba. Özür dilerim. Sizin yüzünüzden öldü. Siz öldürdünüz annemi. Kötü davrandınız annemi. Alay ettiniz onunla. Köylülüğünden utandınız. Siz öldürdünüz onu, siz. Ferhat, dur, nereye gidiyorsun? Görmek istemiyorum sizi. Ferhat, delirdin mi sen? Eve nasıl döneceğiz? Nasıl dönerseniz dönün. Babam nereye gidiyor anne? Babam gitmesin anne. Suç bizde çocuklar. Bizde. Ferhat, hoş geldin. Gel Aydan.
Baba. Babacığım. Babacığım. Oturun. Size bir hikaye anlatacağım. Çocukken çok sakardım. Gerçi şimdi de aynı ama neyse. O zamanlar daha bir sakardım. Bir gün bir ağaca çıkmıştım. Kışın odun kesiyordum. Ertesi gün sınavım vardı. İstanbul'da devlet parasız yatılı imtihanlarına katılacaktım. Bir köy çocuğunun okuması için tek ümitti bu imtihan. Bir gün öncesinde sakarlığım yüzünden ayağımı kırmıştım. Ertesi gün... Ana, ben utanırım böyle. Köylü ne demez? Kim ne derse desin oğlum. Ne var bunda? İmtihana yetişeceğiz. Köyün içinden böyle geçemem ben. Ne yapalım? Ayağın sakat oğlum. Rahmet yolları kesti. Minibüs kıpırdamıyor yerinde. Ana böyle olmaz. Nasıl taşıyacağım beni istasyona kadar? Eşek gibi taşıyacağım. Ben senin ananım. Hoşt. Hoşt. O gün çok utanmıştım. Tıda gidiyordum. Ayağımı kırdığıma o kadar üzülüyordum ki. Nazife, nereye kızım? İstasyon amca. Nereye? İmtihan beklemez. Allah. Köyümüzle istasyon arasında epey mesafe vardı. Saatlerce yürümek gerekiyordu. Kara kıştı. Dönerim ana. Varamayacağız. Yetişeceğiz oğlum. Sen hiç meraklanma. Yetişeceğiz imtihana. Vazgeçelim ana. Yorma kendini. Başka imtihana girerim. Olmaz oğlum. Olmaz. Yetiştireceğim oğlum o imtihanı. Sen okuyacaksın. İmtihana gireceksin. Koca koca müdürler olacaksın. Bakışlı yakışık. Ferhat'ım sen okumalısın yavrum. Hadi bir sırtıma da gidin. Olmaz ana, etme böyle, ben yürürüm. Bin hadi. Hadi imtihana geç kalacağız, hadi. Geldik işte. Bak.
yetişeceğiz. O yolculuğu nasıl unuttum ben? Anam, canım anam. Onun beni okutmak için gösterdiği fedakarlıkları nasıl unuttum? Allah'ım. Allah'ım. Affet beni. Birazdan gelecek. Oh, Allah'ıma şükür. Nasıl indiniz bu karda? Allah yardım etti. Oğlumun imtihanı var da. Ya. Demedim mi ben sana? Bak, trene yetiştik. Göreceksin. İmtihana da yetişeceğiz. Allah'ıma şükür. Sen mi imtihana gireceksin? Evet. İyi iyi. Allah zihin açıklığı versin. Tren geldi, bindik. Haydarpaşa Garı'na kadar uzun bir gece yolculuğu. Ah o gün. Annemin o heyecanı, o telaşı. Varsa yoksa tek gayesi bendim. Allah'ın izniyle işte geldik ya. İstanbul'a geldik. Yetişeceğiz imtihana. Ana indir artık, utanıyorum. Utanacak ne var yavrum? İmtihana gidiyoruz işte. Burada ayıp olan bir şey mi var? Güzel Rabbim, Deli Nazife'nin duasını kabul et. Yetimimden yardımını esirgeme. Kardeş. Buyur bacım. Şu okul nerede acaba? Oğlumun imtihanı var da. Şurada, ileride çeşmenin yanında bacım. Geldik işte. Gördün mü? Yetiştik imtihan. İşte. Oğlumu getirdim. İmtihana katılacak. İmtihan başlayalı yarım saat oldu. Ayağı kırıldı da yürüyemedi. İmtihan nerede? İmtihan başlayalı yarım saat oldu. Olsun. Benim oğlum zehir gibidir. Bir çırpıda bitirir hepsini soruların. Oğlum nereye oturacak? Öğrenci çıktığı için giremezsiniz artık. Oğlum onca yılı bu imtihan için yaptı. Devlet onu çağırdı. İşte kağıtları. Anlamıyor musun kadın? Bak, bir öğrenci daha çıktı. Yönetmeliğe göre oğlunuz artık sınava giremez. Dünyanın bir ucundan geliyoruz. Yetiştik çok şükür. Kendi gözlerinle gördün. Biz o çocukla konuşmadık, görüşmedik. Ne olursun, soksana içeri oğlumu. Olmaz, alamayız, mümkün değil. Ama benim Ferhat'ım okuyacak, imtihana katılacak, kazanacak benim oğlum. Sen laftan anlamıyor musun be? Olmaz, yasak, yasak. Hadi gidin buradan. Beklemeyin. Benim oğlum okuyacak. Okuyacak benim oğlum. Ne laftan anlamazsınız be? Yasak diyorum size, yasak. Kadın doğru söylüyor. O çocukla görüşmediler ki. İnsanlık edelim de alalım imtihanı. Yasak, yasak. Yönetmeliği bilmiyor musun? Üzgün. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Ana ne olur gidelim buradan. Ana ağlama ne olur. Ne oluyor burada? Müdürüm geç kalmış çocuk. Yarım saat oldu. Dışarı çıkan oldu. Zorla içeri girmek istiyor. Derhal alın içeri. Hemen vakit kaybetmeyin. Ama müdürüm yönetmelik. Yönetmeliğin yere batsın be. Bizi okuyacak çocuk lazım. Ver çocuğu bana. Kağıdını da ver. Benim oğlum müdür olacak. Senin gibi müdür olacak.
Allah'ıma şükürler olsun. Şapkaya girilmez. Koca koca müdür olacak. Eğer o gün annemin, yani kayınvalidenin, babaannenizin fedakarlığı, ısrarı olmasaydı, ben o sınava katılamayacaktım. Ve bugün burada olmayacaktım. Müdür filan olamayacaktım. Ben onun eseriyim. Ferhat. Hı? Ferhat'cığım. Kahvaltı hazır canım. Annemin getirdiği kabak. Bakalım masalın dediği olacak mı? Allah Allah. Sabah vakti kim acaba? Neyse ben bakarım. Ferhat, kapıda polis var. Seni soruyorlar. Karakoldan seni çağırıyorlarmış. Merhaba. Merhaba. Beni niye çağırdınız komiser bey? Önemli bir şey mi var? Nasıl söylesem, bir karışıklık olmuş. Nasıl? Anneler karışmış. Biraz tuhaf ama cenazesini aldığınız kadının sizin anneniz olmadığı iddia ediliyor. Olur mu öyle şey? Ben de şaşırdım. Morgdan aldığınız cenazenin sizin anneniz olduğuna eminseniz mesele yok. Ne demek şimdi bu? Hani diyorum, kadın kaza geçirmiş. Yüzü yaralanmış. Karıştırabilirsiniz. Annemi nasıl tanımam? Bir karışıklık olmuş olabilir. Sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Mesele şu Ferhat Bey. Yıldırım Bey annem deyip tespit ettiğiniz ve mezara gömdüğünüz kadının annesi olduğunu iddia ediyor. Ne? Annem deyip gömdüğünüz kadın sizin anneniz mi, yoksa söylediği gibi Yıldırım Bey'in annesi mi? Ferhat Bey, ben yurt dışındaydım. Annem vefat edince koşup geldim. Elimde resmi evrak var. O benim annem. Şaka yapıyor olmalısınız. Ben annemi nasıl tanımam? Gömdüğüm benim annemdi. Yıldırım Bey de emin olmak istiyor. Yani? Mezarı açacağız. Boşuna geldik komiserim. Yanlışta ısrar ediyorsunuz. Kabirde yatan annem. Mevta'nın böyle ruhu rahatsız olur. Benim annem o. Emin olamayız Ferhat Bey. Mahkeme kararı çıkartmış arkadaş. Mezarı açıp teşhis edeceğiz. Affet beni annem. Bu dünyada da, mezarında da rahat ettiremedim anacığım. Affet annem. Affet annem. Aç yüzünü. Bismillahirrahmanirrahim. Bakabilirsiniz Yıldırım Bey.
Benim annem komiser bey. İyice teşhis edin. Annemi tanımayacak kadar hıyar değilim komiserim. Bu benim annem. Nasıl olabilir? Bir yanlışlık olmalı. Benim annem. Annemin boynunda beni vardı. İşte. Ferhat bey, bir kez daha bakın isterseniz. Aman Allah'ım. Bu benim annem değil. Nasıl yanıldım? Başınız sağ olsun Yıldırım Bey. Dostlar sağ olsun. Olur böyle şeyler Ferhat Bey. İnsanın başına her şey gelebilir. Ayrıca kadının yüzü kazadan dolayı yaralıydı. Sonra insan ölünce siması değişir biraz. Tanıyamadım mı? Annemi tanıyamadım. Bu durumda bir tutanak tutacağız. Cenazeyi Yıldırım Bey'e teslim edeceğiz. Sevinebilirsiniz. Sizin anneniz yaşıyor olabilir. Evet. Sağ. Annem yaşıyor. Annem yaşıyor. Annem yaşıyor. Yaşıyor. Yaşıyor annem. Annemi tanıyamadım. Ben nasıl evladım, nasıl? Şükürler olsun Allah'ım. Annem yaşıyor. Yaşıyor anacığım, yaşıyor. Annem yaşıyor. Merak etmeyin. Bulacağız onu. Bütün birimlere haber verdik. Eğer İstanbul'daysa, yaşıyorsa bulacağız. Merak etmeyin. Bir haftadır sokak sokak dolaşıyorum. Yok, yok. Yaşıyorsa buluruz. İnşallah komiser bey. Yoksa ben kahrolurum. Kahrolurum. İmtihana yetiştik ya, daha ne isterim? Beni sırtında taşıdın, koşturdun. Benim için canını verecektin ana. Hepsi bitti Ferhat. İmtihanı iyi geçti ya. Benim oğlum koskoca müdür olacak. Ben başka bir şey istemem. Senin eline sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Seni ben de sırtımla taşıyacağım. Etrafında pervane olacağım. Seni en güzel evlerde oturtacağım. Nereye gitsem, ne kadar büyük adam olursam olayım, seni yanımdan ayırmayacağım. Gelinin, torunların, hizmet için yarışacak ana. Seni yolda. Ben başka bir şey istemem Ferhat'ım. Eğer unutursam ana, sana sırtımı dönersem, Allah beni kahretsin. Boynum kırılsın. Sana of dedirtirsem, Allah alsın benim canımı.
Ferhat'ım. Ben sana of der miyim yavrum? Sen imtihana girdin. Kazanacaksın inşallah. Çoktan hakkını ödedin bana yavrum. Yemin ediyorum ana. Yemin billah. Seni yolda. Ben başka bir şey istemem Ferhat'ım. Bir daha İstanbul'a geldiğimizde buraya gelelim yine oğlum. Ferhat'ım, hani bana okumuştun ya Ulubatlı Hasan'ı. Bu park senin Ulubatlı Hasan gibi bu koca şehre giriş yerin olsun. Ulubatlı Topkapı'dan nasıl girdiyse biz de bu parktan girdik işte. Burası bundan böyle bizim yerimiz. Nasıl da aklıma gelmedi. Buldum anam seni. Buldum. Allah'a şükürler olsun. Buldum. Yerin dibine batasıcı oğlunu affet anam. Affet. Sana yemin verdiğim yerde olacağını tahmin etmeliydim. Gidemedim oğlum. Köye dönemedim. Seni görmeden, bağrıma basıp sevmeden ölmek istemedim. Geleceğini biliyordum. Sana sarıldım ya. Artık köyüme dönebilirim. Bir yere gidemezsin ana. Bundan sonra bırakmam seni. Gelinin, torunların evde seni bekliyorlar. Bir dediğini iki etmeyeceğiz. Bundan böyle affetmen için yalvarmak istiyorlar ana. Duanı almak, seni sevindirmek için yarışacaklar. Anam benim. Sen evimizin direğisin ana. Hadi. Canım anam. Canım anam. Canım anam. Çok hoş anne ya. Nerede kaldılar anne? Bir daha telefon et babama. Geliyorlar oğlum. Hah, işte geldiler. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Babaanneciğim. Babaannem benim. Canım babaannem. Anne affet bizi. Seni bir daha üzmeyeceğiz. Bir de denik etmeyeceğiz. El üstünde tutacağız. Yemin ediyoruz anne. Yemin ediyoruz. Yemin ediyoruz. Yavrularım.